Başbakanı Liz Truss, o 5 adaydan biri, az önce ekranı da getirdik. The Times gazetesinde çıkan bir haberle gündeme geldi. Göçmenleri başka ülkelere de, Ruanda dışındaki ülkelere de yollama niyetinden bahsediyor habere göre ve bu ülkeler arasında Türkiye'nin de olabileceğinden bahsediliyor. Epey bir Türkiye'de de tepki var Liz Truss'a. Öncelikle muhalefet partilerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bizzat cevap verdi ve milletimiz müsterih olsun, Erdoğan bunu yapmaz, yaptıramaz dedi. İngiliz Dışişleri Bakanı tepki çeken uygulamalarıyla ve konuşmalarıyla da bilinen bir isim. Şimdi bir haberimiz var, onu izleyeceğiz. İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı son anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından engellenmişti. Haberi izleyelim, üzerine konuşalım. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson muhafazakar parti liderliğinden istifa etti. Başbakanlığı sonbahar başında devredecek. Önce 11 siyasetçi başbakanlığa aday oldu. Parlamentoda yapılan oylamada 3. tura 5 aday kaldı. O adaylardan biri Dışişleri Bakanı Liz Truss. Türkiye ile ilgili bir iddiayla gündemde. İddiayı The Times gazetesi yazdı. Truss, İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planını genişletecek. İddiaya göre Truss iktidara gelmesi halinde sığınmacıların sınır dışı edileceği ülkelerin sayısını artırmak istiyor. Gazete, Truss'ın Türkiye ile müzakereleri başlatmak istediğini yazdı. Truss'a yakın bir kaynak da Türkiye'nin bunun için bir potansiyel ülke olduğunu söyledi. Türklerin buna hazır olup olmadığı başka bir soru dedi. I'm here in Kigali for the Milletvekili Christopher Chop da Truss'ın niyetini teyit etti. The Times'ın haberinde Türkiye'nin hali hazırda 4 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı. To create a stronger, more resilient Commonwealth. Türkiye'de iktidardan bu haberle ilgili bir yorum yok. Muhalefet çok sert tepki verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Erdoğan vardı. İngiltere Dışişleri Bakanı, başbakan olursa Ruanda'nın yanı sıra Türkiye'de göçmen gönderilebileceğini söyledi. Erdoğan'ın dış güçler palavrasını artık bir kenara itelim. Batı böyle kullanışlı rejimleri sever. Milletimiz müsterih olsun. Erdoğan bunu yapamaz. Yaptırmayacağız. Deva Partisi milletvekili Mustafa Yeneroğlu da hem iktidarı hem İngiliz yönetimini eleştirdi. İktidar propagandasına göre Avrupa'da ilişkimizin gayet iyi olduğu ülke İngiltere. Bize bakışları bu. Dışişleri Bakanı Truss, Ruanda örneğini Türkiye'ye de uygular. 3-5 kuruşla mültecileri toplu halde göndeririz oraya. Nasıl olsa ülke batmış, bize muhtaçlar düşüncesinde. İngiltere, ülkeye yasa dışı yollardan gelen göçmenleri topraklarından uzaklaştırmak için planı bahar aylarında uygulamaya koydu. Göçmenlerin işlemleri bitinceye kadar kalmaları için 14 Nisan'da Ruanda ile anlaşmaya vardı. Anlaşma, sivil toplum kuruluşlarının hedefinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ruanda'ya ilk uçağın kalkmasına saatler kala kararı iptal etmişti. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, insan hakları konusunda İngiltere parlamentosunda da muhalefet milletvekillerinin hedefinde otoriter rejimlerle ilişkiler kurulurken bu yönetimlere insan hakları ihlalleri konusunda baskı yapılıp yapılmadığı soruları karşısında zorlanmıştı. Dünya varmış, Mustafa Kemal Erdemoğlu'la devam ediyor. Hayli bereketli bir konu şu anlamda. Üzerine konuşmak için çok fazla şey var. Burada bunlardan bir tanesi maalesef bizi nasıl görüyorlar sorusu. Türkiye'nin yurt dışındaki imajıyla alakalı. Bir diğeri Liz Truss'ın siyasi kariyeriyle alakalı. Bugüne kadar yaptıklarıyla veya kafasındaki düşüncelerle uygulamaya geçirmeye çalıştıklarıyla alakalı olabilir. Bir diğeri ise az sonra ele alacağımız konu İngiltere bazlı bir haber. Yine İngiltere'de çöplerin Türkiye'ye yollandığı ve geri dönüşüm yapılmadan yakıldığı yöndeki haberi ayrı bir şekilde ele alacağız. Ama öncelikle bu haberle yola çıkalım. The Times'da çıkan haber bir kere gerçeğe benziyor. Liz Truss'a yakın kaynaklar da bunu teyit etmişler. Türkiye'nin de bu anlaşmanın içinde olabileceği şeklinde. Benim aklıma şu geldi Mustafa abi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi son anda engellemişti Ruanda'ya göçmenlerin gönderilmesini ama bazı kişiler için bu sayfa hala kapanmamış demek ki. Evet, doğru. Tabii bizim için tatsız olan şey şu sevgili Burak. Yani
pazarlık yapılabilecek bir ülke durumunda olması Türkiye'nin. Yani böyle meselelerimiz var. İşte biz bunu parayla halledebiliriz. Hangi ülkeyle? İşte Ruanda'yla ve Türkiye'yle. Tabii İspanya'nın da bir adı geçti ama İspanya hemen açıklama yaptı ve böyle bir projenin içinde asla yer almayacağını söyledi. Çünkü parası da yok ayrıca. Avrupa Birliği içerisinde ekonomisi pek de fena olmayan bir ülke İspanya. Onun adını neden geçtiğinde doğrusu anlayamadım ama ayrıntılarına bakmak lazım. Fakat Ruanda madem kabul ediyor, Türkiye de kabul edebilir yaklaşımı çok düşündürücü bir yaklaşım elbette. Çünkü ben de yazmıştım, daha önce seninle de konuşmuştum. 120 milyon sterlin gibi hiç de böyle çok önemli olmayan bir para vermişti Ruanda'ya İngiltere. Tabii İnsan Hakları Mahkemesi tam uçak, hani ilk kafileye götürecek uçağın kalkışını almış olduğu bir kararla engellemişti. O karar üzerinde hala tartışılıyor. Yani tavsiye kararıdır biliyorsun. Fakat İngiltere uymak zorunda kaldı. Yarın teşebbüs edebilir ve gönderebilir. Önleyici hiçbir şey yok açıkçası. Şimdilik durdurdular kuşkusuz. Bir de şöyle bir şey var Burak. Yani İngiltere çok yakıcı bir göçmen akını sorunu yok. İnan. Ama buna rağmen sanki varmış gibi davranıp Channel denizinden ülkeye giren yılda 13 bin kişi giriyor deniyor. Bunları önlemek için şimdiden tedbir almak lazım diye düşünüyorlar. Tabii bunu yaparken de aslında insan haklarına da aykırı mültecilik bir haktır biliyorsun. Bu hakları çiğneyen tutumlar alıyor. Bunda bir beis de görmüyor. Çünkü aldırdığı da yok yapılan eleştirilere vesaire. Param var ben bunu yaparım diyor. İşte Ruanda'ya yaptı oydu. Şimdi hayır haber doğru bu konuda endişe olmasın. Times'ta da hem yer aldı yalanlanmadı da zaten. Truss böyle bir öneride bulunmuş yani Türkiye ile konuşuruz en azından demiş. Bunu niye söylüyor tabii? Çünkü Türkiye'nin bu konuda bıraktığı bir imaj var. İmajdan öte bir şey var daha doğrusu. Bir sabıkası var hani korkmadan çekinmeden söyleyelim. Şu 2015'ti değil mi? Yani Avrupa Birliği'nden 6 milyon avro almış ve ülkesindeki mültecilerin... 6 milyar değil mi? Başta 6 milyar avro affedersin almıştı. Bunun karşılığında da ülkede bulunan mültecileri ki her üçüncü ülkelere gitmek bir insan hakkıdır. Bunu engellemişti. Yani Avrupa'ya göçmen akınını önlemek için eline para tutuşturulan bir ülke görünümünde Türkiye. Şimdi dolayısıyla Liz Truss bunu söyledi diye eleştirecek halimiz yok. Çünkü bunu ona söyleten bir görüntüsü var Türkiye'nin. Tepki gelmedi dedin bilmiyorum öyle mi ama sanki bugün gazetelerde Ankara böyle bir şeyin içinde olmayacağını açıkladı diye bir şey okumuştum ben. Buradaki yetki, daha doğrusu Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü bu konuda açıklama yapmış aslında. Yani biz böyle bir şeyin içinde yokuz diye. Ama zaten, bir şey ifade etmez. Zaten şunu söyleyeceğim. Bu haber böyle bir pazarlığın yapıldığına dair bir haber değil. Liz Truss'ın aklında başbakanlığa gelmesi halinde tabii, uygulamaya evet. koyacağı ve Türkiye'de şöyle yer alıyor. Eğer gelirsek Türkiye'nin de bizimle masaya oturabileceğini öngörüyoruz diyor. Dolayısıyla bir masaya oturuldu, böyle görüşmeler yapıldı şeklinde bir ifade yok zaten haberde. Ama burada muhalefetin verdiği tepki yakın bir tepki, iktidara yakın kaynaklardan gelmedi tabii ki. Gelmedi evet, bu çok ilginç tabii ki. Bugün okuduğum şeylerde, haberlerde böyle bir bilgi vardı. Fakat dediğim gibi zaten kimsenin bunu iddia ettiği yok. Muhalefetin de iddia ettiği yok. Görüşüldü, kararlaştırıldı, konuşuldu demiyor zaten. Bunun konuşulmuş olması bile Türkiye'nin bu konuda işte para verirsek oraya göçmenleri gönderebiliriz. Böyle bir ülkedir diye düşünülmesi bile değil mi? Gerçekten çok kötü. Türkiye kendisine böyle bir yer edindi. Kendisi bunu yaptı kuşkusuz. Bak 6 milyar avro da az bir para değil sevgili Burak. Şimdi işte para gelsin diye katillerle değil mi el sıkılıyor öyle demişti ya Prens Salman'la Muhammed Bin Salman'la görüşüldü Birleşik Arap Emirlikleri'yle barışıldı vesaire kimse bu para için de yapmaz diyemez ama tabii artık eskisi gibi de olmaz olağanüstü bir tepki var ve ben mülteciliği sorun gördüm mültecileri değil o yüzden bir mültecilik sorunu vardır memlekette bunun daha da kabarmasını artmasını isteyecek kadar aklını yitirmiş olamaz iktidar. Dolayısıyla böyle bir girişimi yapmaz. Fakat yine de kesin konuşmamak lazım. Bu geçmişteki örnek ayan beyan ortada duruyor. Dolayısıyla Türkiye'yi bu tür konuların pazarlık konusu daha doğrusu yapılabileceği ülkeler listesinde birinci sıraya çıkarıyor. Zaten öncelikle yani Liz Truss'ın bu seçimi kazanması lazım dediği planı hayata geçirmesi ve müzakereleri başlatması için ama bu hafta Mustafa abi çok pardon...
Senin de çok tepki gösterdiğin bir olayla devam etmek istiyorum. Gerçekten tweetlerde ben senin o kadar öfkeli tweet attığını çok az görmüştüm. Ama hepimizi çok üzen bir olay. Şimdi ekrana getireceğiz. Hep birlikte izleyelim ve üzerine konuşalım istiyorum. İngiltere'nin çöplerinin Türkiye'ye taşınması ve Türkiye'de geri dönüşüm yapılmadan yakıldığı haberleri. Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdal'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdi. Sıdal'ın iddiaları çevre şehir